Herkese merhaba arkadaşlar. Bahattak Altabükseli'nden. Ben de Okan. Bugün telefon yerim. Ehliyet almaya gidiyoruz. Yazılı sınava geçtik. Evet, arabayla bugün gidiyoruz. Direksiyon sınavımız var. İnşallah almayı düşünüyoruz. Kendine çeksene. Kaldıracağım ikimizi bir daha. Orada görüşürüz. See you later. Evet arkadaşlar, vloga devam ediyoruz. Geçtim ben sınavı. Ben sınava geçtim. Sıra da Okan'da. Bakalım sınavı geçebilecek mi, geçemeyecek mi? Okan nereye gidiyor? Trajda. Geldi. Acaba girer mi ya? Giremedi sanki. Oldu. Sanırsam oldu. Giremiyorum ama. Bakalım tokalaşacaksa, tokalaşırsa eğer mümkün oldu. Tokalaştı. Sanırsam oldu ehliyet. Geliyor. Doğukan Bey, geçtiniz mi? Geçtim. Buradan ehliyet alacaklara söylemek istediğin bir şey var mı? Kapıyı açarsan söylerim. Bir dakika açayım. Tamam. Arkadaşlar, şimdi size bir insan ehliyeti nasıl alıyor, nasıl bu süreç işliyor onu anlatacağız. Evet, ben anlatayım. Evet. İlk başta herhangi bir kursa gidiyorsunuz, sürücü kursuna. Başta sürücü kursuna gidiyorsunuz, herhangi bir sürücü kursu. En ucuzuna kayıt yapın. Kayıt yaptıktan sonra şey yapıyorsunuz, dersleriniz var. Derslerinizde bence aksatmayın gibi, bilmeyenler için. Derslerden sonra yazılı sınav var. Yazılı sınava girmeden önce şey yapın. El sınava da girebilirsiniz bu arada. El sınavına girin. Kemerini tak. Bak kemerini takmıyor. Ehliyet aldı ama kemerini takmıyor bak. El sınava girin. Daha kolay. Yani bundan sonra şey yapıyor. Geçiyorsunuz. Geçince direksiyon zaten sınavı var. Bir daha ücret yatırıyorsunuz. Evet. Direksiyona da girdikten sonra bekliyorsunuz sonucu. Sonuçtan sonra emniyete gidiyorsunuz. Evraklarınızı içeriye verdikten sonra bir ay içinde falan ehliyetinizi alıyorsunuz. Bu kadar. Evet. İyi yakın. Fazla yaklaşma. Ehliyet aldık sonunda. Bugün 20 Ocak. Unutmayın. 20 Ocak tarihinde. Yaz tarihi. Kapatıyorum.